Herkese merhaba. Bu videoda sizlere Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden bahsedeceğim. Ama bu videoyu üniversite ortamı nasıldır, üniversite nasıl bir yerdir, üniversitede arkadaşlıklar nasıldır, işte ne bileyim topluluklar nasıldır falan bunları da öğrenmek isteyen, herhangi bir üniversiteye gidecek olan insanlar, arkadaşlarımız da izleyebilirler. Ama özel olarak Namık Kemal Üniversitesi'ni anlatacağım. Namık Kemal Üniversitesi'nin bir görselini koyayım hemen şimdi. Namık Kemal Üniversitesi'nin size kuş bakışı nasıl bir kampüs olduğunu göstermeyeceğim. Çünkü öyle bir fotoğraf çekme imkanım yok. Her köşesinden fotoğraflar çekip de gösterebileceğim bir yer değil. Çünkü çok büyük. Ve her köşesini ben de görmemişimdir muhtemelen. Kampüs çok büyük. Eğer çok merak ediyorsanız yazın internette TNKÜ, evet, tanıtım yazın. Oradaki reklam videosunda drone ile gösteriyorlar bütün kampüsü. Kampüs çok büyük ve yürü yürü bitmiyor. Aynı zamanda yokuş bir kampüs. Yani bölümünüze çıkarken yokuş çıkıyorsunuz. Ama güzel, yani geniş, yeşil alan fazla. Ne diyeyim, başka genişliği şu anlamda da güzel. Hani benim okulum bir üniversite, bir işte kendi kampüsü var falan, bizim yerimiz gibi bir şey de oluşturuyor. O yüzden büyük bir üniversite olması bence güzel bir şey. Denizin hemen 1-1,5 kilometre dibinde üniversite. Dolayısıyla çok güzel bir şey de var. Konumu da var, manzarası da var. Hafif bir yokuşu var ama konumlandığı yer güzel. Şehir merkezine üniversite 10 dakika falan mesafede. Dolayısıyla ulaşım çok kolay. Ki zaten Süleymanpaşa ilçesinde ve üniversitenin ulaşımı çok kolay. Bu arada bahsettiğim kampüs Tekirdağ Merkez Kampüsü, Namık Kemal Üniversitesi'nin. Merkez Kampüsü'nün dışında bir de Çorlu'da bir kampüs var. Orada genellikle mühendislik öğrencileri orada okuyor. Dolayısıyla hangi bölüme gidecekseniz o kampüse bakın. Yani mühendislik seçiyorsanız şu an anlattığım yer mühendislerin okuduğu yer değil. Ana Merkez Kampüs'te ki okuyan bölümleri kapsıyor şu an anlattığım kampüs. Onun dışında üniversitenin dediğim gibi konumu çok güzel. Üniversitenin genişliği gayet büyük. Ve birçok tarla göreceksiniz üniversitede. Ziraat Fakültesi üniversitenin en eski fakültesi. Dolayısıyla çok fazla Ziraat Fakültesi izi görüyorsunuz üniversitede. Üniversiteyi tepeye kadar çıkarsanız bir sığır çiftliği, zootekninin sığır çiftliğini görürsünüz. Orada klonlanmış Türkiye'nin ilk klon sığırını görebilirsiniz. Üniversitenin aslında eğitimi çok eleştirilir Namık Kemal Üniversitesi'nde öğrenciler tarafından. Ama çok büyük de bir şeyi vardır aslında. Mesela Türkiye'deki ilk klon sığırı üreten kadın o Ziraat Fakültesi'nin dekanıdır mesela. Ziraat Fakültesi'nin koyun çiftliği de vardır. Şey de vardır, sığır çiftliği de vardır. Tarlası da vardır okulda ve dolayısıyla okul çok büyüktür ki bunları kapsayabilsin ki öğrencilerin %95'i o sığır çiftliğini görmemiştir bile. Çünkü çok atıl bir yerdedir, geridedir. Büyük bir stadyumu vardır okulun. Büyük açık alanları vardır. İstediğiniz etkinliklerin yapılmasına izin verecek alanı vardır. Tabii siz bu etkinlikleri okuldan talep etmeniz gerekiyor. Bahar şenliğinde gerçekten büyük bir alan var. Orada konser bile verilebilir. Okulun böyle çok büyük imkanları var. Ben de Namık Kemal Üniversitesi'ndeyken topluluk başkanıydım. Tema topluluğu başkanıydım. 1,5 sene topluluk başkanlığı yaptım orada ve birçok geziye gittik arkadaşlarla. İşte orada öğrencileri toplayıp sunumlar yaptık. Pankartlar yaptık, işte stand açtık, bir sürü faaliyette bulunduk. Aslında üniversite biraz da böyle bir yer. Üniversitede böyle işlerle uğraşansa çok az öğrenci var. Üniversitede öğrencilerin ekserisi maalesef 101 oynuyorlar ve üniversite işte biraz bunalımla geçiriyorlar. Ailelerinden belki uzak oldukları için ya da İşte ne bileyim işler istedikleri gibi gitmediği için genellikle öyle söyleyeyim. Ve birçok öğrenci böyle çok fazla aktif olmuyor. Kendi içine kapanık oluyor. Ama aslında üniversite arkadaş
ortaklık demek. Arkadaşlarınızla birlikte okuyacaksınız. Orası tıpkı ne bileyim Harry Potter'daki Hogwarts gibi yani. Siz orada şehir dışında okuyorsanız özellikle bir şeysiniz yani. Ailenizden ayrı bir yerde yaşıyorsunuz. Orada bir yaşantınız oluyor. İkinci bir hayatınız oluyor orası. Ve orayı da siz inşa ediyorsunuz. Dolayısıyla güzel bir ortam, güzel bir yaşantı kurmanız gerekiyor. Bu da sizin ne kadar akıllı olmanıza, zeki olmanıza bağlı bir şey. Yani siz inşa ettiğiniz oradaki yaşantıyı nasıl inşa ediyorsunuz? Saçma sapan şeylerle mi yoksa böyle güzel şeylere vakit ayırarak mı falan filan. Çok fazla didaktik olmamaya çalışıyorum. İşte şöyle olun, böyle yapın falan demeye çalışmıyorum ama yine de hani bir de yolda göstermek lazım. Üniversitenin yemekhanesi dediğim gibi yukarıda bir yerde bayağı ama yemekhanesindeki yemekler fena değildir. Aynı zamanda yemekhanede 4 çeşit yemeği 4,5 liraya yersiniz. Dolayısıyla yemekhane çok avantajlıdır öğrenci için. Ben günde 2 kere yemekhanede yemek yerim. Onun dışında yemekhane dışında ne yazmışım? Ulaşım kampüsün içinde de otobüsler gidip gelmektedir bu arada. Ama yarım saatte bir siz denk gelirseniz binebilirsiniz bunlara. Dolayısıyla çok fazla otobüse binme imkanınız olmuyor. Böyle sürekli gidip gelmiyorlar. Ring dönüyor ama özellikle ders saatleri işte 8.30'da herkesin dersi var ya 8.20 geçe mesela kalkıyor o ringden otobüs. Öyle saatlerde falan genelde. Dolayısıyla ulaşımı bu şekilde kampüs içinde sağlama ihtimaliniz de var. Saatleri tutturursanız, bilirseniz. Ondan sonracığıma eğitim açısından, şimdi ben mesela veteriner fakültesinde okuyorum. Veteriner fakültesinde eksiklikler var, çok fazla var ama yapacak bir şey yok. Böyle özetleyeyim eğitimi. Yurt olarak bir han yurdu var. Namık Kemal'de okulun dışında değirmen altında. Ama çok büyük bir yurt, erkek yurdu. Bir de içeride üniversitenin kampüsü içerisinde bir kız yurdu var. Hatta birden fazla kız yurdu var. Ve bunlardan kız yurtlarından Günebakan kız yurdu yeni yapıldı. Mükemmel bir kız yurdu. Otel gibi diyorlar gidenler. Han erkek yurdu da değirmen altındaki çok güzel diyorlar. Ben oraya gitmiyorum ama giden arkadaşlarım hep anlatıyorlar ve çok beğeniyorlar. Han'a giderseniz devlet yurdu olarak güzel. Günebakan'a giderseniz orası da güzel. Kızsanız da erkekseniz de size yurt öneriyorum işte. Ve bu yurtları tercih edebilirsiniz. Tercih edebilirseniz yani oralar tutarsa. Onun dışında ev tutabilirsiniz. Ev fiyatları çok fazla. Şu anda inanılmaz derecede artmış durumda. Siz zaten sahibinden'e girerseniz görürsünüz. 1 artı 1 mi tutuyorsunuz? 2 artı 1 mi? Değirmen altından mı? Daha merkezden mi? Nereden tuttuğunuza bağlı değişir ev fiyatları. Ancak şunu söyleyeyim. Değirmen altından da tutmanıza gerek yok. Şehir merkezinden de dolmuşa binerek gidip gelecekseniz tutabilirsiniz. Ama dolmuşu parasını da hesaplayın. Ondan sonra arkadaş ortamından bahsetmek gerekirse ve işte orada sosyal hayat nasıl diye konuşacak olursak Değirmenaltı Mahallesi var okulun. Dedim ya denize 1,5 kilometre falandır okul. Ve okul bittikten sonra artık Değirmenaltı Mahallesi başlıyor denize kadar. Denize kadar Değirmenaltı Mahallesi var ve her yerinde kafeler var. Her yerinde kafeler var ve ben topluluk başkanlığı yaparken orada mesela falanca bir etkinlik için toplanıyoruz. Falanca bir işte oyun, sohbet bir şey yapacağız. İnsanları topluyoruz ve gidiyoruz kafeye. Bir sürü bu şekilde etkinlik yapıldığını görürsünüz. Kafelere gittiğinizde hem bireysel arkadaşlarıyla takılan insanlar görürsünüz hem de bilmem ne topluluğu etkinliği görürsünüz mesela. İşte ben çevreci bir toplulukta olduğum için daha böyle çevreci etkinlikler falan yapıyordum orada. Bir sürü böyle sayamayacağım kadar aktivite olmuştur. Buraları da resimler şeklinde geçiririm belki o aktiviteleri de. Ondan sonracığıma gerçekten güzeldir yani arkadaş ortamı falan güzel bir üniversitedir. Ancak üniversiteye gittiğinizde işte Namık Kemal çok kötü falan filan diyenler olacaktır. Ben onları anlamadım. Yani ilk geldiğim sene mesela okula gidiyordum. Okula giderkenki duvarlara yazmışlardı böyle TNKÜ pişmanlıktır falan diye.
Ben gayet üniversiteyi seviyorum. Bizim üniversitenin her anlamda inanılmaz güzel olduğunu düşünüyorum. Konum anlamında, değirmen altının hemen sonra başlaması anlamında, ulaşım anlamında çok iyi bir üniversite. Dediğim gibi üniversite ortamı böyle bir yer. Sizin işte orada değirmen altında bulabileceğiniz birçok kafe dışında pub da var, disco da var. Az ileri giderseniz işte böyle daha kalifiye mi diyeyim, daha üst seviye barlar da bulabilirsiniz. Güzel işte müzik yapan mekanlar da bulabilirsiniz. Daha pahalı mekanlar da bulabilirsiniz. Daha öğrenciye göre mekanlar da bulabilirsiniz. Gayet her çeşitten kafe, her çeşitten yer kendinize bulabilirsiniz. Her kafaya uygun yer var değirmen altında. Ve değirmen altının olanakları çok iyi bu konuda. Okulun bunun dışında işte spor salonu falan çok iyi. Spor salonu daha işte deniz diyorum, havuzu da var okulun içinde, spor kompleksinde. Orada da işte spor yapabilirsiniz. Direkt işte fitness'a da gidebilirsiniz. İşte okçuluk topluluğu falan var. Onlarla ok atabilirsiniz. Başka işte doğa yürüyüşleri yapan topluluklar var. Biz de mesela son sene sonuna doğru tema olarak bir yürüyüş yapmıştık şeye. Şarköy taraflarında bir yere gittik. Şarköy taraflarında bir yere gezi yapmıştık biz de ve orada da insanları yine otobüse topladık. Orada mesela Tema Vakfı'nın il temsilcisi bize otobüs ayarladı, yemek ayarladı. Orada işte bize ikramda bulundu falan, gezdirdi sonra şehir merkezini gezdirdi. Şarköy'ü gezdirdi. Yani böyle imkanlar bulabiliyorsunuz kendinize. Öğrenciyken işte aktif olun, katılın. Benim işte tiyatroya giden de arkadaşlarım var, tiyatro topluluğuna sahneye çıkıyorlar falan filan. İşte müzikle ilgilenenler var, müzik topluluklarına gidiyorlar. Orada işte sahneye çıkıyorlar. Mesela ben bir şiir okumuştum. Edebiyatçılar topluluğuna katılmıştım. Yahya Kemal Gösteri Merkezi var. Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi var Tekirdağ merkezde. Onlara gidip onlarla birlikte mesela şiir okumuştum. İşte oraya şey de gelmişti. Okuldan hocalarımız falan, dekan mekan gelmişti. Böyle bize ödül müdül falan bir şey de takdim ettiler. Güzel bir organizasyondu. Böyle organizasyonlara katılabilirsiniz. Sevmiyorsanız arkadaşlarınızla bir kafeye de gidebilirsiniz. Denizi çok güzel. Değirmen altının sahili çok güzel ama çok kirletiyorlar. Çok kirlenen ve her sabah erkenden kalkıp bir sahile giderseniz her taraf şişe dolu. Öyle bulursunuz. Her taraf poşet dolu. Onları abiler topluyorlar sonradan ama sahilin kendisi çok güzel. Buraya birkaç sahil fotoğrafı atayım. Ondan sonracığıma bunlara önem verin diyorum. Üniversiteye gittiğinizde, üniversitenizde bu şekilde Namık Kemal Üniversitesi güzel bir üniversite. Özel olarak veteriner fakültesini belki anlatabilirdim bunlar dışında. Ama bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.